Merhaba arkadaşlar, ozmozu ayrı bir videoda anlatacağım dedim. Hemen videomuza başlayalım nasıl olduğuna. Bu arada her zaman söylüyorum arkadaşlar, eğer sorularınız olursa yorum olarak yazabilirsiniz. Notlarımı Instagram adresimden bulabilirsiniz. Ayrıca yine Instagram'dan da mesaj olarak atabilirsiniz. Mesajlarınızın direkt gelmesi için takip edip o şekilde mesaj atın. Yoksa diğer kutusuna düşüyor ve ben bunu çok geç görebiliyorum. O yüzden önce takip edip sonra mesaj atarsanız daha kolay, daha çabuk görürüm arkadaşlar. Evet, ozmoz. Nedir ozmoz? Ne dedik? Suyun yarı geçirgen zardan difüzyonudur dedik, değil mi? Hemen yine yazalım. Suyun yarı geçirgen zardan difüzyonudur. Yani çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere doğru yarı geçirgen bir zardan suyun geçişidir arkadaşlar. Bu da böyle uzun bir tanım ama kısaca bu şekilde söyleyebiliriz. Şimdi ozmoza bağlı olarak arkadaşlar 3 tane ortam vardır. Ozmoza bağlı 3 ortam vardır. Şimdi ben bunları şöyle anlatıyorum. Bakın direkt deney olarak anlatıyorum. Şu şekilde bizim 3 tane kabımız var. Şöyle büyük büyük rahat rahat anlatayım diye böyle ayrıca boş bir sayfa aldım. Arkadaşlar şimdi her birinin içerisinde hem çözelti var hem de bir hücremiz olsun. Bakın her birinin içinde hücremiz var ve çözeltimiz var. Hücremizin içerisinde %20'lik glikoz çözeltisi olsun. %20 glikoz. Hepsine eşit koydum bakın. Çünkü ortamlara göre ben isimlendireceğim. O yüzden hücreleri eşit tuttum. Birinci ortama getirdim. Bakın birinci ortama getirdim. Hücreden daha yoğun. Mesela %40'lık glikoz çözeltisi koydum. Şimdi hücreye göre ortam daha mı yoğun? Evet. Çok yoğun anlamında hipertonik ortam diyoruz. Hipertonik ortam. İkinci tarafa getirdim arkadaşlar. Hücreyle aynı yoğunlukta olan %20 glikoz çözeltisi koydum. Bakın eşit mi? Evet. Eş yoğun anlamında izotonik ortam diyorum. Eş yoğun anlamında izotonik ortam. Daha sonra getirdim bakın. Üçüncüye de hücreden daha az yoğun. Yani mesela %10'luk glikoz çözeltisi koydum. Buna da az yoğun anlamında hipotonik ortam. Hipotonik ortam diyoruz. Hiper yüksek, yüksek tansiyon, hipertansiyondan gelsin aklınıza. İzo eş demek, hipo düşük, az anlamında. Hipotermiden gelsin, hani düşük sıcaklıktan ölen insanlar falan oluyor arkadaşlar. Hipotermiden gelsin aklınıza. Şimdi peki bu ortamlarda ne olacak? Arkadaşlar bakın hipertonik ortamda. Şimdi su miktarlarını da yazalım isterseniz. Çünkü suyun geçişi gerçekleşecek. Burada glikoz da normalde geçer ama glikozu düşünmeyin. Direkt sudan gidelim arkadaşlar. Aslında glikoz yerine daha büyük bir madde yazsaydım daha iyi olurdu. Ama neyse bu şekilde yazdık. Şöyle su miktarlarını yazalım. Bakın %40 glikoz varsa ortamda ne kadar su vardır? %60 su. Peki hücrelerin içerisinde ne kadar su vardır arkadaşlar? %20 glikoz varsa %80 su. Bunda da aynı şekilde. %80 su. %80 su. Zaten hücrelerimiz aynıydı. Şuraya geldiğimizde bakın. %80 su değil mi? Burada ne kadar su var? %90 su var. Şimdi su miktarına göre düşüneceğiz ne olup ne olmadığını. Şimdi ortamda az, hücrenin içerisinde fazla su var. O zaman hücrenin içinden ortama doğru bir su çıkışı olur mu arkadaşlar? Olur. Yani hücre ne yapar? Hücre su kaybeder. Hücre su kaybederek ne olur? Büzülür mü? Büzülür değil mi? Su kaybettiği için işte hücrenin hacmi azalıyor ve hücre zarı arkadaşlar böyle birbirine doğru yaklaşmaya başlıyor. Hücre su kaybederek plazmoliz haline gelir. Bakın işte biz bu olaya ne diyoruz? Plazmoliz olayı diyoruz. Hücre su kaybederek plazmoliz haline gelir diyoruz. Tamam mı? Hücrenin su kaybederek işte büzüşmesi olayına plazmoliz diyoruz. Peki hücre su kaybetti, plazmoliz haline geldi. Tamam. Peki izotonik ortamda ne olur arkadaşlar? İzotonik ortamda su geçişi, madde geçişi olur mu? Olmaz demeyin. Olur ama eşit miktarda olur. Bakın su geçişi eşit oranda olur.
Yani burada işte madde giriş çıkışı olmaz demiyoruz. Olur ama eşit oranda gerçekleşir. Bu arada şuradaki, buradaki daha sonra diğer ortamlardaki madde geçişleri eşitleninceye kadar devam eder. Küçük moleküller için söylüyorum bunu. Difüzyon olayında da öyle. Difüzyonda zaten suyun difüzyonu dediğimiz için difüzyon olayının mantığı şudur. Ortam yoğunlukları eşitleninceye kadar difüzyon devam eder arkadaşlar. Gelelim hipotonik ortama. Şimdi hipotonik ortamda %90 su var. Burada %80 su var. Şimdi hücre içine doğru bir su girişi olacak mı? Olacak değil mi? Hücreye su girişi olur. Su girişi olur. Şimdi ben plazmoliz olmuş bir hücreyi getirip hipotonik ortama koyarsam tekrardan su alarak eski haline döner mi arkadaşlar? Döner. Bu olaya plazmolizin tam tersi olarak ne diyorum? Deplazmoliz diyorum. Bakın hücreye su girişi olur. Plazmoliz olmuş hücre su alarak eski haline döner. Eski haline döner. Bu olaya deplazmoliz denir. Deplazmoliz denir. Peki, deplazmoliz olayını anladık. Eski haline dönmesi. Peki hücreye hala su girişi var. Yani sürekli su girişi oluyor. Bu hücre sürekli su alarak şişip 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 en sonunda patlar mı? Patlar. Biz bu olaya da ne diyoruz? Hemoliz olayı diyoruz arkadaşlar. Hücre çok su alırsa şişer ve patlar. Bu olaya hemoliz denir. Hemoliz denir. Arkadaşlar hemoliz olayı hücre duvarı olan canlılarda gerçekleşmez. Hayvan hücrelerinde gerçekleşir genellikle. Hücre duvarı olan canlılarda hücre duvarı patlamaya izin vermez. Bu yüzden hemoliz olayı hayvan hücresi gibi hücre duvarı olmayan canlılarda görülür. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi buraya kadar umarım anlatabilmişimdir. Gelelim arkadaşlar, bizim iki tane daha kavramımız var. Bunlardan bir tanesi ozmotik basınç, diğeri de turgor basıncı. Bakın bunu tanımlarını verip daha sonra bu ortamlardaki karşılaştırmaları yapacağız. Şimdi ozmotik basınç nedir? Ozmotik basınç hücrenin veya işte ortamın suya duyduğu ihtiyaçtır arkadaşlar. O zaman şöyle yazıyorum. Suya duyulan ihtiyaç. Suya duyulan ihtiyaç. Şöyle düşünün bakın. Mesela ben işte 2-3 video çekiyorum şu an. 3. videomu çekiyorum ve çok konuştum, değil mi? Ne oldu? Benim dilim damağım kurudu mu? Kurudu. Ben ne yaptım? Su kaybettim. Dilim damağım kurudu. O zaman benim neyim arttı? Suya olan ihtiyacım, yani ozmotik basıncım artmış oldu. İşte ozmotik basınç budur. Gelelim turgor basıncına. Turgor basıncı. Arkadaşlar, turgor basıncı da suyun fazlalığıdır. Yani ozmotik basıncın tam tersi. Şimdi su kaybetmiştim ben. Hani ozmotik basıncım artmış diye hop bir şişe suyu devirdim, içtim. Ne oldu? Bu yanaklarıma olan su basıncı arttı, değil mi? Yani su bir fazlalık oluşturdu. O zaman neyim arttı benim? Ozmotik basıncım arttı. Turgor basıncım azaldı. İkisi arasında ters orantı vardır arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Bir de emme kuvveti dediğimiz bir olay var. Emme kuvveti. Emme kuvveti de su isteğidir. Su alma isteği. Su alma isteği. Yani şöyle düşünün. Bakın emme kuvvetinin bir formülü var. Ozmotik basınç eksi Turgor. Bu arada niye bunu kısa yazmadım ama neyse. Turgor basıncı. Ozmotik basınç eksi turgor basıncı eşittir nedir? Emme kuvvetidir arkadaşlar. Yani OB eksi TB olarak verilir. O zaman ozmotik basınç arttıkça emme kuvveti artar mı? Artar arkadaşlar. Dolayısıyla emme kuvvetiyle ozmotik basınç doğru orantılıdır. Hatta şöyle gösterelim. İkisi birlikte artarken turgor basıncı ne olur? Ters orantılı olduğu için azalır arkadaşlar. O zaman şimdi ortamlar arasında bir karşılaştırma yapalım. Şöyle ben farklı bir renk alayım. Pembe rengimi alayım. Karşılaştırma yapalım arkadaşlar. Şimdi hipertonik ortamda bakın hücreye göre karşılaştırma yapacağız. Hücre hipertonik ortamda ne yaptı? Su kaybetti. Su kaybediyorsa ozmotik basınç ne olur bakın? Ozmotik basınç artar.
Ozmotik basınç artıyorsa turgor basıncı ne olur arkadaşlar? Azalır. O zaman emme kuvveti ne olur? Emme kuvveti artar değil mi? Ozmotik artıyorsa emme kuvveti de artmış oluyor. O zaman burada şunu diyebilir miyiz? Ozmotik basınç büyüktür, turgor basıncı diyebiliriz arkadaşlar. Gelelim ikincisine, izotonik ortama. Burada su giriş çıkışı var ama neydi? Eşit miktardaydı. Dolayısıyla burada her ikisinden de artıştan bahsetmeyeceğiz. Ozmotik basınç eşittir turgor basıncı diyeceğiz arkadaşlar. Biz buna zaten ozmotik denge diyoruz. Grafik çizerek de göstereceğim birazdan. Şimdi gelelim üçüncü ortamımıza, hipotonik ortam. Hücre ne yapıyor burada? Su alıyor. Su alıyorsa suya olan ihtiyacı ne olur? Azalır. Yani ozmotik basınç azalır. Turgor basıncı ne olur? Su fazlalığı artar. Turgor basıncı artar. Emme kuvveti ne olur arkadaşlar? Emme kuvveti de azalır. Şurası şöyle aşağı doğru olacak. Ozmotik basınç ile emme kuvveti aynı olacak. O zaman ozmotik basınç küçüktür turgor basıncı diyebilir miyim? Diyebilirim. İşte bizim ozmotik basınç ve turgor basıncı ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Bakın, hücre su kaybediyorsa suya olan ihtiyacı artar. Yani ozmotik basıncı artar. Bakın bu şekilde düşünün. Direkt ozmotik basınç neydi, neydi, şöyle miydi, böyle miydi diye düşünmeyin. Benim verdiğim örnek aklınıza gelsin. Çok konuştum, susadım, suya olan ihtiyacım arttı. O zaman ne arttı? Ozmotik basınç arttı. Bir şişe suyu içtim. Ne oldu? Bakın, su bir fazlalık oluşturdu. O zaman neyim arttı? Turgor basıncım arttı. İşte ozmotik basınç ve turgor basıncı arasında ters orantı olduğunu bilirseniz zaten soruları kolaylıkla yaparsınız. Şimdi burada bir de grafik çizeceğim. Bakın şuraya küçük bir grafik çizmek istiyorum. Ozmotik basınç ve turgor basıncı ile ilgili. Şuraya ozmotik basınç diyelim, şuraya turgor basıncı diyelim. Arkadaşlar, ozmotik basınçla turgor basınç arasında ters orantı vardır dedik ya. Bakın, ozmotik basınç azaldıkça turgor basıncı ne olacak? Turgor basıncı artacak. Yani durun, farklı zıt bir renkle yapayım bunu da. Turgor basıncı ne olacak? Artacak. Daha sonra arkadaşlar, her ikisi de dengeye ulaşacak mı? Ulaşacak değil mi? Bakın, turgor basıncı şu şekilde gidecek. Yine ozmotik basınç da bu şekilde gidecek. İşte biz şuraya ne diyoruz? Ozmotik denge diyoruz. Bu ozmotik denge durumu hangi grafikte geçerli? Bakın, hangi ortamda? İzotonik ortamda ozmotik denge geçerlidir. Ozmotik basıncın azaldığı, turgor basıncının arttığı olay hangisi? Hipotonik ortamdır. Ozmotik basıncın artıp turgorun azaldığı da neydi? Hipertonik ortamdı. Evet, bu şekilde anlatacaklarım bunlar arkadaşlar. Bu arada tekrardan bakayım. Ortamlarla ilgili söylemediğim bir şey var mı? Plazmolizden bahsettik. Ozmotik dengeden bahsettik. Evet, bu şekilde. Başka bir şey yok arkadaşlar söyleyeceğim. Umarım hücre üzerinden madde geçişlerini anlatabilmişimdir. Anlamazsanız yine yorumlara yazın. Mutlaka oradan da cevap veririm arkadaşlar. Sonraki videomuzda artık bunlarla ilgili soru çözümü yapacağız. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.